Bekiroluk Mahallesi'nde yapılması planlanan maden alanındayız. İşte maden alanı şu gördüğünüz gibi bu ormanlardan başlayacak. Bu gördüğünüz ormanlardan başlayacak. Ve bütün bölgeye, köylere yavaş yavaş dağılacak. Ve Ulubey'de diğer bir maden sahası var. Orası da Akoluk Mahallesi'nde bilindiği üzere. Orası da tam karşıda oluyor. Ohtamış'ın yüzeyi, yüz tarafındaki orman görünmüyor. Bu taraftaki şu maden sahası, şu gördüğünüz bir refahiyenin, turşucular dediğimiz altındaki o yeşil alandan başlayacak. Oradan Akoluk Mahallesi'ne doğru saracak. Şıhlar Mahallesi'ne doğru gidecek. Madenin gitmediği yerlerde de zaten zehir olayı var. Zehir gidecek. Şu anda işte maden burada başlıyor. Buradan Akoluk'a doğru zaten kuş bakışı 2-3 kilometre. Muhtemelen bu arası birleşecek. Hemen akabinde yan tarafta Şekeroluk var, Oyumgürgen var. Bu köylerde zaten yok olup bitecek. Bu arkalarda baktığımız zaman hemen Şahinkaya, yukarı Kızılen, arkada Çubuklu. Zaten hemen buranın arkasında Küpkaya var biliyorsunuz. Ohtamış Şelalesi zaten karşı tarafta. Yani karşıdaki zehir maden Ohtamış Şelalesi'ni etkileyecek. Buradaki maden ise Küpkaya'yı, kardeşlerdeki Küpkaya kanyonunu etkileyecek. Maalesef işler açısı. Dolaştık. Buradaki köylerimiz, gençlerimiz, nelerimiz diyorlar ki biz kendi memleketimize mülteci durumuna düşmek istemiyoruz diyorlar. Biz de diyoruz memleketimize, taşımıza, dağımıza, toprağımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Ulubey'den madene hayır dememiz gerekiyor arkadaşlar.